Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde Navigation View örneğimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki derste uygulamayı bu şekilde bıraktık. Gördüğünüz gibi bunu buradan çektiğimde de şu butona tıkladığımda da benim Navigation View'um header ile ve menüsü ile ekranıma geliyor. Yalnız burada gördüğünüz gibi herhangi bir tıklanma olayı şu an için ele alınmıyor. Ve de ne demiştik? Bu Navigation View açıldığında aslında şuradaki bu hamburger isimli ikonun oka dönüşmesi lazım ve gördüğünüz gibi herhangi bir animasyon göremiyoruz. Bunu Navigation Drawer dersimizde farklı bir şekilde çözmüştük. Burada da daha kolay bir yolla nasıl çözeriz onu göstereceğim. Şimdi Navigation toggle.sign state diyerek o ikonun orada çalışmasını sağladık. Ama benim Navigation Drawer layout'umla bunun senkronize bir şekilde çalışması için şunu yapıyorum. AndDrawer layout nokta dedikten sonra AddDrawerListener diye bir metot var. Bu metodun içine ben şurada oluşturduğum drawer toggle'ı yollarsam eğer bu sefer bu toggle'la bu yani bunun açılma kapanma olayıyla bu ikon entegre bir şekilde çalışacaktır ve ilgili animasyon ve ikonun değiştirmesi olayı da gerçekleşecektir. Şimdi isterseniz onu bir yapmaya çalışalım. Dediğim gibi şu kodu yazdığımız an şöyle bir sonuç elde edeceğiz. Uygulamam geldi. Şimdi bakın şunu şöyle çektiğimde gördüğünüz gibi aslında benim ikonum ne yapıyor? Şekil değiştiriyor. Çok görünmese de bunun böyle yapmamız daha doğru, daha düzgün olacaktır arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şimdi tıklanma olaylarını ele almamız lazım. Şimdi ben burada nereye tıklıyorum? Aslında Navigation View'uma tıklıyorum değil mi? O yüzden buraya gelip Navigation View'u burada oluşturduktan sonra Find View by ID ile bunu bulacağım. Find View by ID r.id nokta. Biz buna ne demiştik? Navigation View ismini vermiştik. Typecasting işlemini yapıyorum. Daha sonra buna aynı bir butonmuş gibi set navigation item select listener verdikten sonra diyorum ki bu sınıfta bunu bulabilirsin. Bunu yaptıktan sonra şuraya giriyoruz. Implement deyip bu interface'i burada ne yapmam lazım? Gerçekleştirmem lazım. Adı da nedir bunun? Navigation View nokta item selector listener deyince hata veriyor. Bir metodu implemente etmemi istiyor. O da nedir? On Navigation Item Selected. Yani hangi ikon tıklandıysa ona uygun işlemlerin yapılacağı metot bu. Şimdi burada aynı bir menüyü nasıl ele alıyorsak bunu da o şekilde ele alacağız. Öncelikli olarak şuradaki item'dan hangi öğenin tıklandığı bilgisini veya onun başlık bilgisini item adı diyelim. Diyeceğiz ki item.getTitle diyerek bunu alıyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü menu.xml'e bakarsanız gördüğünüz gibi ben bunların bu isimlerini title'a atmışım. O yüzden getTitle diyerek bunu aldık. Burada bir typecasting yapıyoruz. String'e çevirdik buradan gelen değeri. Bu neden hata veriyor? Herhangi bir return yapmadığımız için. Tamam, onu da yapacağız. Daha sonra bu aldığımız bu başlık değeri ne yapmak istiyorduk? Şuradaki text view'da göstermek istiyorduk. Bunun bir ID'si var mı şu an için? Yok. Buna bir ID'ye tanımlayalım. Text view başlık diyelim buna. Main activity'ye gittim. Şurada bir text view oluşturuyorum. Text view başlık diyelim buna. Ya da şöyle m text view başlık. Daha sonra bunu da şurada find view by id ile bulalım. Find view by id r nokta id nokta text view başlık. Şimdi ne yapabilirim? Burada herhangi bir menü üyesi tıklandığında şuradan aldığım item adını ben buna atayabilirim. M text view başlık nokta
set text diyerek item adıyla bunu değiştir diyebilirim. Böylece ne olacak? Bir menü öğem tıklandığında arkadaki o text view değişmiş olacak. Tabi bunu yaparken ne yapmam lazım aslında? Şöyle bir daha bir kontrol edelim. Yani burada return şeyi yok. Şuraya ne yapalım? Return true diyerek menümüzü döndürelim. Yine başını çalıştıralım. Açıldı, tıkladım. Windows'u tıkladım. Bak gördüğünüz gibi bunun kapanmadı. Aslında neyi bekleriz? Buna tıkladığımda bu kapansın. Arkada gördüğünüz gibi Windows yazısı güncellendi ama benim Navigation View'um kapanmıyor. Set text yaptıktan sonra Navigation View kapat diye bir metodum olsun ve bu çalışsın. Şunu hemen şurada oluşturalım. Bunu kapatırken nasıl yapıyoruz arkadaşlar? M drawer layout nokta close drawer deyip ne tarafa doğru kapanacak? Gravity compat'ı kullansın nokta start'a doğru bunu kapat diyebiliriz. Aynı şekilde bunun açını da yapalım. Navigation drawer aç. View aç. Pardon. Bu sefer de ne olacak? Open drawer deyip bunu vereceğiz. Bir daha bir kontrol edelim. Bunu kontrol ederken burada navigation drawer kapanacak. Daha sonra ekranda yazıyı göreceğiz. Tıkladım. iOS'u tıkladım. Gördüğünüz gibi kapandı ve ekranda bunu gördük. CSS'i tıkladım, bunu gördük. Peki ben atıyorum buna tıklayınca farklı bir aktiviteye gitmek isteyebilirim. Şuraya genel bir switch case yazalım. Bununla ilgili içini doldurmayacağız ama nasıl olduğunu görmek için şuradan gelen item değerinin get item id'ye göre switch case oluşturabilirim burada. Daha sonra da diyebilirim ki case gelen id r.id. ne olsun mesela item android ise bunları yap break veya case r.id.item blackberry ise bunları yap diyebiliriz. Bunları yazmıyorum çünkü bunları tıklayınca herhangi bir şey yapmayacağız şu an için. Bu item bilgileri nereden geldi? ID bilgileri. Gördüğünüz gibi her birinin ID'si var. İşte item android ise ilk öğe tıklanmış demektir. O zaman gidecek switch case'ten şurada tanımladığım kod kısmı çalıştırılacak. Buraya kadar böyleydi. Uygulamayı şöyle bir açtığımda gördüğünüz gibi geri butonuna bastığımda ne oluyor arkadaşlar? Benim aktivitim sonlanıyor. Onu da ele almak için buraya geliyorum. On back press metodunu override edeceğim. Şunu şuradan silmeyelim. Şurada dursun. Eğer diyorum benim drawer layout'um is drawer open'sa yani açıksa bu benden bir gravity bekliyor. Peki gravity compat nokta start diyelim. Ne yap? Back'e basıldığında şeyi kapat. Hide. Kapatma navigation view kapat. Açık değil kapalıysa da zaten ne yapacak? Yine bildiği işlemi yapacak arkadaşlar. Bir daha bir test edelim. Şimdi açıksa buna bastığımda gördüğünüz gibi kapatıyor, uygulamayı iptal etmiyor. Ama ekrandaysa bastığımda ne yapıyor? Kapatıyor. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, bunlar bu şekildeydi. Şöyle atladığım, anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu an için bir şey göremedik. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Sadece itemların gösterildiği şey bu şekilde.
Diğer versiyonlarını da hemen bu derste anlatayım. Şimdi diğer versiyonlar için aslında yapmamız gereken şey, tek şey, şuradaki menüye farklı bir XML tanımlamak. O XML'i ben hazırladım daha önce. Diğerinden çok da farkı yok. Şöyle copy paste yapıyorum. Daha sonra menüye gidip yeni menü resource file dedikten sonra bunun adına ne diyelim? Grup menü item grup. Bunun içine geldim. Text kısmına şunları yapıştırdım. Şimdi şöyle bir bakarsak gördüğünüz gibi aslında diğerinden çok bir farkı yok. Sadece grup bilgileri var. Bunlar hani klasörleme gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki grubun içinde şunlar var. Alt grupta bunlar var. Bunlar ekranda bir çizgiyle ayrılıyor. Aslında buradaki grup etiketi o işe yarıyor. Bunu göstermek için ne yapmamız lazım? Biz nerede oluşturmuştuk bu şeyi? Activity main'e bakarsak. Şuradaki Navigation View'da menü olarak bunu göstermiştik. Bunu siliyoruz buradan ve grubu yazıyoruz. Test edelim bakalım. Uygulamam açıldı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi bu sefer ne oldu arkadaşlar? Benim o grup etiketlerim sayesinde her biri farklı bir gruba sahip oldu. Ve o clickable, checkable etiketi sayesinde de şöyle göstereyim onu da. Neredeydi o? Şuradaydı. Şuradaki checkable'ın true olması sayesinde gördüğünüz gibi tıkladığım öğe burada seçilmiş bir şekilde kalıyor. Diğer versiyonunda neydi? Header'ların olduğuydu. Şunu da şuradan kopyalayalım. Buraya gelelim. Yeni menü items bit header diyelim buna. Şurayı yine kopyaladığımda bu sefer de diğerinden farklı olarak öncelikli olarak bir item tanımlanıyor ve onun içinde farklı farklı menüler mevcut. Bu sayede bu en başta verdiğiniz item sizin header'ınız yani başlık bilginiz oluyor. Onun içinde bir menü geliyor. O bittikten sonra yeni bir başlık, yeni bir menü, yeni bir başlık, yeni bir menü. Bunu da tabii uygulamak için ne yapmamız lazım? Şurayı menü with header deyip basit bir şekilde değiştiriyoruz. Bu sayede benim uygulamamın şuradaki navigation view'um komple değişmiş oluyor. Diğer kodları değiştirmeye gerek yok. Tıkladım. Gördüğünüz gibi başlık bilgisi buraya yazıldı. Yani bu da bir item aslında. Bunun içinde farklı bir menü başlıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bir item farklı menü, bir item farklı menü şeklinde. Umarım anlaşılmıştır. Navigation view'umuz da bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.